Devam edelim. Bir başka son dakika gelişmesi var. İstanbul'da Esenler'de bir oto tamirhanesinde bir patlama meydana geldi. Detayları Demirören Haber Ajansı muhabiri Mikail Bıyıklı aktaracak bize. Mikail, nedir son durum? Olayın ayrıntılarını aktarır mısın bize? Merhaba, iyi yanlar Fırat Alfa. Şu an olay yerindeyiz. İlk bilgileri aktarırım hemen. Esenler Turgut Reis Mahallesi 498 sokakta bir otogaz dükkanında saat 17.30 sıralarında bir patlama meydana geldi. Olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk bildirilene göre 4 yaralının olduğunu öğrendik. Şu an itfaiye ekipleri de çalışma yapıyor olay yerinde. Otogaz dükkanında patlama nedeniyle bir maddi bir hasar oluşmuş durumda. İtfaiye ekipleri dediğimiz gibi yoğun bir çalışma gösteriyor şu anda. Patlamanın nedeni ilk bildirilene göre otogaz dükkanının içerisinde olan otomobilin LPG tankından olduğu düşünülüyor. Şu an olay yerindeyiz biz de. İtfaiye ekipleri yeni olduğu için patlamanın nedenini tam olarak belirlemeye çalışıyorlar. İGİDAŞ ekipleri var olay yerinde. Doğalgazdan bir patlama kaynağı olup olmadığını araştırıyor onlar da. Dediğimiz gibi şu an olay yerinde yoğun bir şekilde çalışma söz konusu. Biz hemen olay yerine patlamanın... Peki Mikail, 4 evet. Yaralının olduğunu söyledin bu patlama neticesinde. Evet. Yaralanan 4 kişi var. Bu yaralıların sağlık durumuyla alakalı bir bilgi var mı elinde? Yakın hastanelere kaldırıldılar kuşkusuz diye düşünüyorum. Nedir yaralıların evet. Durumu? Evet, hemen sağlık ekipleri biraz önce olay yerinden hemen ayrıldılar. 4 yaralının olduğunu öğrendik. Tabii ki net bir sayı yok elimizde. Birinin ağır olduğu bilgisi geldi bizlere. Dediğim gibi kesin bir sayı yok ama 4 yaralı olduğu konusunda bir bilgi aldık sağlık ekipleri arkadaşlarımızdan. Şu an bir kişinin ağır olduğu bilgisi var. Diğer bilgiler tabii ilerleyen zamanlarda aktaracağız ama şu an sadece 4 yaralı olduğu bilgisini aldık. Patlama nedeni dediğim gibi sadece şu an gözlemlediğim kadarıyla otogaz dükkanında olan bir aracın LPG tankından meydana geldiği düşünülüyor. Yani kesin nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar doğrultusunda belirlenecektir. Tabii çevre dükkanlarda da bir hasar oluşmuş durumda. Camları patlamış birkaç dükkanın. Binanın en alt katında otogaz dükkanı. Binayı herhangi bir hasar vermemiş galiba. Şu an gözlemlediğim kadarıyla bir hasar göremedim ben bina üst katlarında ve çevresinde. Yani şu an aktarabileceklerim buradan bu kadar. İlerleyen süreçlere kesin bir bilgi aldıkça aktaracağız tabii ki.